hazırız. Değerli basın mensupları, iyi haftalar, iyi mesailer diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum sizlere. Beyefendi bugün gene esmiş gürlemiş. Hem Türkiye'nin gündemini örtülemek için hem de CHP ile cebelleşmek için artık akıl dışı, hayal mahsulü sözler sarf etmeye başladı. Allah sonuna hayretsin diyelim. Dün Sayın Genel Başkanımız sen 19 yılda ne yaptın da CHP sana engel oldu dedi. Şimdi beyefendi de e, mecliste arbede çıkardılar demiş. Evet biz mecliste arbede de çıkardık. Ya da bize tahammül edemeyen AK Partililer bizim üstümüze yürüdü. Bunlar doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin itirazı ile kaç kanun teklifini meclisten geri çektiklerini, kaç maddeyi görüşülen tekliflerden çıkardıklarını Erdoğan bilmez. Kendisine tavsiyem şudur, partinin grup başkanını, grup başkan vekillerini arasın. 19 yılda Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ettiği için ve doğru bulunduğu için bu itiraz kaç madde geri çektik diye bir öğrensin. Onu tavsiye ediyorum. Bir şey daha söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı, bugün 900 kilometrelik Suriye sınırımızın bir bölümü İsrail'in elinde olacaktı, yim olacaktı. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki bütün direnişine rağmen senin inadınla geçen ama Anayasa Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru neticesinde bir doğru, bir güzel iş daha. Tekrar ediyorum. Çık de ki ben devletin şan ve şerefi için şunu mecliste yapmak istedim. Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu de Erdoğan. Senden özür dileyeceğim. Söz veriyorum. Çık de ki ben bu aziz milletin huzuru refahı mutluluğu için mecliste şunları çıkarmak istedim ama Cumhuriyet Halk Partisi engel oldu de bir tane. Bir tane örnek göster, ben senden özür dileyeceğim. Gösteremezsin. Yok böyle bir şey. Mesela iki gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uluslararası AK Parti hükümetlerince başka devletlerin hükümetleri arasında e, imzalanmış uluslararası anlaşmalar görülüyor. Görüşüyoruz. Şimdi buradan oraya geçeceğim. Arkadaşlar hepsinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapıcı, olumlu katkıları var. Niye var? Türkiye Cumhuriyeti devleti Erdoğan'ın değil hepimizin 83 milyonun. Benim devletim, devletimiz eden hükümet bir başka ülkeyle bir ikili anlaşma yapmışsa sosyal, kültürel, ekonomik, askeri fark etmez, ticari ve bunda bizim devletimize halel getirecek bir şey yoksa biz buna olumlu katkı dünden beri veriyoruz. Geçmişte de verdik. Bu mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin samimi katkısıyla ya rakam yanlış olabilir ama bir hafta içinde 67 tane kanun yasalaştı ya uluslararası anlaşma boyutunda. Cumhuriyet Halk Partisi engelleyici bir tutum içinde olsaydı bu olabilir miydi Erdoğan? Ha tekrar sana söylüyorum. Bence nankörlük ediyorsun. Kusura bakma. Biz seni çok yanlıştan çevirdik ya. Çok uçurumun kenarından seni aldık biz. Kamu ihale ka, e, ka, kanunu ilk çıktığında yanlışları sıraladık. Biraz düzelttik. Ama sen o kanunu yüz küsür defa değiştirdin sonra ya. Niye buna gerek duydun? Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinlesen bu olur mu? Olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinlediğin yönler vardı. O zaman hakkaniyet çerçevesinde baktın. Sonra bu, bu, kanun varken beşli çeteye hizmet edemem dedin. Kamu ihale kanunu bin kere değiştirdin sen ya. Tekrar söylüyorum aziz milletimize. Beyefendiye, Sayın Erdoğan'a Cumhuriyet Halk Partisi devletimizin şan ve şerefi için milletimizin huzuru, refahı, mutluluğu için her vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde elini taşın altına koymuştur, gövdesini taşın altına koymuştur. Ama senin derdin devletin şan ve şerefi değil. Senin derdin milletin huzuru, refahı, mutluluğu değil. Tekrar söylüyorum, sana çağrı yapıyorum. Sayın Erdoğan, bize milletin huzuru, refahı, mutluluğuna hizmet eden ama bizim engellediğimiz bir kanunu gösterirsen çıkıp bu kürsüde senden ve milletten özür dileyeceğim. Gösteremezsin. Mesele bu. Değerli arkadaşlar. Bütün devletler için geçerli bir kural vardır. Devleti ehliyetten, devleti liyakattan yoksun bırakırsan devlet çürür. Siyaset yapıyoruz. Kendi aramızda partiler arasında polemik yaparız, tartışma yaparız, sert eleştiri yaparız. Ama devletin hepimizin, herkesin devleti olduğunu hiç unutmayacağız. Ve devletin kılına halel gelmesi millete halel getirir. Bu bilinçli olacağız. Hep söyledik devlet çürürse millet çürür dedik. Ve geldiğimiz noktada devlet adabı denilen kavram yerle yeksan oldu. Devlet erkanı kavramı kalmadı. AK Parti erkanı kavramı ile devlet erkanı ikamet etti, yer değiştirdi. Tayyip Erdoğan istiyor ki devletten maaş alan, rızkını devletten aldığı maaşla e, e, temin eden herkes devlete, bayrağı, millete değil, Recep Tayyip Erdoğan'a biat etsin, itaat etsin istiyor. Ve maalesef üzülerek de görüyoruz ki rektöründen dekanına, valisinden kaymakamına bir Erdoğan'a yaranma yarışı başlamış. Bu devleti çürütür. Devletle millet arasındaki köprüleri yıkar, yerle yeksan eder. Milletten kopmuş bir devlet, devlet olmaz. Değerli arkadaşlar, şimdi Boğaziçi meselesi, demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğu anlayışıyla, öğrencilerin gösteri ve protesto hakkını kullanmaları, anayasadan kaynaklı haklarını kullanmaların önünde ne engel vardı? Sen orantısız polis gücü kullanmak suretiyle, ortalığı birbirine kattın. Bırak o gençler çocuklar bağırsaydı çağırsaydı türküler söyleseydi söylüyorlardı. Barışçıl bir biçimde bu rektörü Boğaziçi'nin rektörlüğünü yapmaya uygun bulmuyoruz deselerdi ne vardı? Boğaz içinden bir şey çıkarmak istedin sen. Boğaz içine provokatörleri de yollayarak Türkiye'de demokrasi isteyenlerin tepesine çökmek için Boğaz içini bir fırsata çevirmek istedin. Buna imkan vermeyeceğiz. Tepki göstermek isteyen eğer orta yerde demokrasi varsa tepkisini gösterecek. Cevdet Kılıç. Bu adama ne söylesek az gelir. Dün genel kurulda da söyledim. Tüm tweet'i okumayayım. Abdestten, mabdestten bahsetmiş. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız diyor. Dekan ya, dekan. Eşkıya gibi, maganda gibi, mafya gibi. Biz gece vakti işi bitirir, ertesi gün işe gideriz. Bilin istedim diyor Trakya Üniversitesi'nin dekanı, yani İlahiyat Fakültesi'nin dekanı ve üniversitenin genel sekreteri. Profesör Doktor Cevdet Kılıç. Önce bu hat size bir şey söyleyeyim. İlahiyat Fakültesi Dekanı abdestten falan bahsediyor ya. Bu bir kin mektubudur. Sosyal medya üzerinden. Bu bir tahriktir. Bu bir tehdittir. Ama bu beyefendinin bilmesi gereken öncelikle şudur. Çok beğendiğim bir söz vardır. Kini olanın dini olmaz. Ve değerli arkadaşlar, Cumhuriyet evet dün meclisteki münakaşalarımızdan sonra AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan bazı telefon görüşmeleri yaptı. Bu dekanla ilgili güya rektör bir soruşturma başlattı. Değerli arkadaşlar, ben de dün meclise dedim ki bu ülkede hukukun üstünlüğüne inanan anayasaya sadık bir tane mi savcı yok ya? Bir tane mi savcı yok? Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin birinci fıkrası der ki bu tür milleti e, e, ayrışmaya teşvik eden konularda hiç te, e, tehdit ve tahrik noktasında şikayete ihbara gerek yok. Resen soruşturma yapılır der. Şimdi biz bu kürsüde konuşuyoruz. Beyler o savcılar sarayın savcıları hakkımızda fezleke düzenliyor anayasaya aykırı olarak. Bu kürsüde yaptığım konuşma için benim beş tane fezlekem var. Ey savcılar Allah'tan korkun milletten utanmadığınızı biliyoruz. Bu zatla ilgili bu kabadayı üsluplu dekan sözde dekanla ilgili bir soruşturma TCK 216 halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuyla ilgili re'sen soruşturma açacak bir yürekli savcı yoksa yazıklar olsun. Bunu kabul edemeyiz değerli arkadaşlar. Bunu kabul edemeyiz. Ve bekliyoruz, takip edeceğiz. Ama tekrar başa dönersek Devlette çürüme aldı başını gidiyor. Erdoğan'ı uyarıyorum. Senin bu despot yönetim anlayışın rektöründen kaymakamına valisine kadar herkesi sana yaranma yarışına sokmuş. Etrafın dalkavuklarla dolmuş. Bu dalkavuklar seni kurtarmaz, senin siyasi sonunu çabuklaştırır. Amasya, Aksaray, Giresun, Kocaeli, Ordu, Sivas, Trabzon, Düzce... Bazı illeri saydım. Bu valiler kimin valisi kardeşim? Bu vali şöyle bir tweet atsa anlarım. Devletimin yanındayım anlarım. Milletimin yanındayım anlarım. Bayrağımın yanındayım anlarım. Vatanımın yanındayım anlarım. Bu valiler <laughs> bir tık ileri gidiyorum. Cumhurbaşkanımızın yanındayızı da anlayabilirim. Ama bu valiler Erdoğan'ın yanındayız diye organize bir şekilde AK Parti Genel Merkezi'nden hashtag açılmış bir tweet'i atıyor ise ben bunlara şimdi yine hoplayacaklar parti militanı derim. Demeye devam ederim. İstedikleri kadar hoplasınlar. Çatlasınlar, patlasınlar. Bunlardan vali olmaz. Vali devletin valisidir. Erdoğan'ı Erdoğan'a tavsiyem şu valileri AK Parti kongreleri biraz sonra değineceğim. Valileri kongre değil başkanı yap olsun bitsin. Ne uğraştırıyorsun? Vatandaş da şaşırdı. İl başkanına mı gitsem valiye mi gitsem? İl başkanına giderse vali kızıyor. Valiye giderse il başkanı kızıyor. Bu çatışmaya da bir son ver. Devlet çürüdü diyorum ya. Sayın Numan Kurtulmuş şu anda bakan değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yönetsel bir görevi yok. Sayın Numan Kurtulmuş üniversiteye gidiyor. Rektörün masasına oturuyor. Bu çürüyen devletin fotoğrafı. Bu da asil devletin fotoğrafı. İsmet İnönü bir ilçede sanıyorum. İlçe mi? İlçe belediyesini ziyaret ediyor. İsmet İnönü'ye bakın. Belediye başkanı makamında oturuyor. Mütevazi bir vatandaş edasıyla makama olan saygısının gereğini yapıyor. Devlet de olsan her makamın kendi ağırlığı var. Bu çürümüş devlet. Bu saygın devlet. Bunu istiyoruz. Bu hadsizlik. Ne kadar iyi niyet iddialarında bulunursa bulunsun. Bu hadsizlik. Bak başka bir şey söyleyeyim. Asker hepimizin medarı iftarı. Polisimiz, askerimiz, Onlarla iptal ediyoruz. Biz evimizde akşam başımızı yastığa koyup huzur içinde uyuyorsak polisimizin, askerimizin fedakar çalışmaları sayesindedir. Eyvallah. İşte devletin askeri. Al bayrağı selam duruyor. Asker selamı duruyor. Mustafa Kemal'in askeri. Peki şimdi soruyorum. Bu kimin askeri? Bu kimin askeri? Bir eliyle Erdoğan'ın siyasi sembolü Rabia bir eliyle Bahçeli'nin siyasi sembolü Bozkurt işareti yapan devletin zırhlı aracının tepesindeki asker kimin askeri? Bu çürümüş devlet. Çürümüş devlet. Bu saygın devlet. Saygın devlet. Değerli arkadaşlar, devleti gerçekten bu devlet, bu millet, bu özgürlüğü, bağımsızlığı kolay elde etmedi. Devlet bir siyasi partinin ya da devletin seçimle gelmiş başkanının devleti değildir. Orada bir hizmetçidir. De. Yeri geldi mi mitinglerde söylüyor ben hizmetçinizim diye. Nasıl hizmetçisin sen? Herkesten devlete millete bayrağı değil kendine biat kendine itaat istiyorsun. Devleti çürütme Erdoğan altında sen kalırsın. Devleti çürütme. Kongreler. Evet kongrelerin yapılma zarureti var kabul ediyorum. Biz de yaptık kurultay. Herkese örnek bir kurultay yaptık. Sosyal mesafeye uyuldu. Açık alanlarda başarılı bir kurultay yaptık. Bir ferit olmadı. Covid e, şeyi bir ne rastlanmadı. Rahatsızlığına kurultay sonrası. Beyefendi kurultay yapıyor. El ele tutuşunda bir göreyim diyor ya. Sen nasıl cumhurbaşkanısın? Nasıl parti genel başkanısın? Covid döneminde hay maşallah tıklım tıklım da doldurmuşsunuz. Hele bir el ele tutuşun. Covid'de bu söylenecek laf mı ya? Sokakta maskesini çıkarana ceza yazıyorsun. Tıklım tıklım maşallah. Ayağa kalkında bir göreyim. Bir el ele tutuşun bir göreyim. Şimdi bilim kurulu bu akşam mı toplanıyor? Tuncay Bey. Bilim kuruluna çağrı yapıyor. Ben AK Parti kongreleri yapılmasın demem diyemem. Ama bilim kurulunun bugün bir çağrı karar alarak parti kongrelerinin sosyal mesafe kurallarına uygun yapılması ile ilgili bir çerçeveyi çizip kamuoyuyla paylaşması lazım. Şimdi ben bir suç duyurusunda bulunacağım. Savcıları göreve çağırıyorum. Yargıyı göreve çağırıyorum. Türk Ceza Kanunu madde 86. Kasten başkasının sağlığının bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Türk Ceza Kanunu madde 89. Taksirle başkasının sağlığının bozulmasına neden olan, neden olan kişi üç aydan bir yıla kadar. Kasten de bir yıldan üç yıla taksirle üç aydan bir yıla hapis cezası. Erdoğan'ın kongrelerle ilgili yaptığı Türk Ceza Kanunu'nun bana göre kasten 86'ya girer. Biraz yumuşatalım. TCK 89'a göre taksirle işlenmiş bir suçtur. Başkasının sağlığına zarar vermek. Ve hadi bakalım işte işlenmiş bir suç. İnsanlara el ele tutuşun demek COVID döneminde söylenecek laf mıdır? Tıklım tıklım doldurmuşsunuz ne güzel deyip sonraki kongrelere adres gösterip sonraki kongrelerinde tıklım tıklım dolmasına teşvik etmek suç değil midir? Bunu yapan Erdoğan, Gene dün, bugün hazine tamamen esnafı ve milletin emrinde demiş. 51 milyarda sosyal koruma kalkanında para ayır, harcadık demiş. Vallahi yalan, billahi yalan. Ve daha önce de demişti ki Avrupa ülkeleri bize imreniyor, biz çok başarılıyız. Yalan söylüyor desem tazminat davası açacak. Biliyorum, olan benim 10 bin liram olur. Yanlış söylüyor. Erdoğan yanlış söylüyor çarpıtıyor. Türkiye esnafına günde 33 lira veriyor. Çalışamayan, hani Covid nedeniyle iş yerleri kapandığı için çalışan çalışamayan çalışamayana da 47 lira veriyor ya. 47 lira. Doğrudan destek olarak Türkiye'nin verdiği para buçuk milyardır. 2 milyar da IBAN'dan gelen, milletten gelen. Gerisi borçtur, borç. 8 milyarın dışında esnafa, çalışana, çalışmayana, öğrenciye, çiftçiye kimi sayarsan say kardeşim. 8 milyarın dışında bunların ortaya koydukları rakamların tümü vallahi de billahi de esnafı, çiftçiyi, çalışanı, çalışmayanı borçlandırmaktır. Faizdir. Borç olsa faizsiz, amenna. Faizli borç ya. Faizli borç. Almanya dünya bizi kıskanıyormuş esnafına küçüğüne 9 bin, büyüğüne 15 bin euro doğrudan keş para verdi. 15 bin euro. Biz ne verdik? 750 lira. Almanya bizi kıskanıyor. Almanya gayri safi milli yurt milli hasılasının yüzde 11.3'ün ayırdı ek harcama ve e, feragat edilmiş gelirlerle beraber gelişmiş ülkeler Almanya yüzde 11 Kanada yüzde on dört buçuk. Yeni Zelanda yüzde on dokuz buçuğunu ayırdı gayri safi milli hasılanın. Çok fakir Nepal yüzde bir nokta sekizini Zambiya haritada kimse yerini bilmez. Yüzde iki nokta birini ayırdı. Türkiye ne ayırdı biliyor musunuz? Değerli basın mensupları, aziz vatandaşlarım. Almanya yüzde on bir nokta üçünü ayırırken gayri safi milli hasılasının Türkiye yüzde bir ayırdı. Zambiya bizden daha fazla para ayırdı ya. Milletin gözünün içine baka baka dalga geçiyorsun. Ve Almanya'da esnaf borç batağındayız diye feryat etmiyor. Almanya'da çiftçinin traktörü hacize değil. Çiftçi haciz kıskacında inlemiyor. Almanya'da çalışan çalışmayanlar açız diye bağırmıyor. Almanya'da sağlıkçılar hakkımız ödenmedi diye sembolik eylemler yapmıyor. Bunların hepsi Türkiye'de oluyor. Hatta bana göre Zambiya'da da yapmıyorlar. Türkiye'nin dışında Covid-19'da esnafına çalışan, çalışmayanına, işçisine, çiftçisine bu kadar cimri davranan başka bir devlet, hükümet bulamazsınız. Yok. Ama beyefendi ne diyor? Hazine tamamen esnafın, milletin emrinde. Hadi ya. Hazine bir şeyin emrinde. Beşli çetenin emrinde. Onu biliyoruz. Sarayın israflarının emrinde. Onu biliyoruz. Hangi Avrupa ülkesinde Erdoğan'a soruyorum. Hangi Avrupa ülkesinde askıda ekmek var? Yok. Hangi Avrupa ülkesinde çöpten pazar artıklarından çürük domates soğan toplayıp İnsanlar onu tencereye atıp güya yemek yapıyor. Yok. Türkiye'de var. Ve bu ayıp senin ayıbın. Bu ayıptan dolayı senin milletin yüzüne bakamaz olman lazım. Hoşla bakamıyorsun. Üç hafta önce söyledim. Yine söylüyorum. Siyasete geldin girdin başardın. Keçiören'de mütevazi bir eve yerleştin demiştim. Erdoğan Keçiören'de pazar var. Saat dörtte bir gitsene pazara. Keçiören'deki evine de bir uğramış olursun. Zor günlerinde, idealist olduğun günlerde yatıp kalktığın evine de bir uğra lütfen. Ve Keçiören pazarına bir uğra. Şurada meclisin arkasında Ayrancı Pazarı var, bir uğra. Bugün geldin gene meclise helikopterlerle, zırhlı araçlarla. Korkma mecliste sana bir şey olmaz, biz seni koruruz. Ama meclise gelirken şu Ayrancı Pazarına bir uğrayı versene. Gidebilir misin acaba? Ha gidersin. Etrafına 200 korumayı alırsın gidersin. Yanlış yapıyorsun. İyi yolda değilsin. Hep söyledim. Azminle çıktın, hırsınla batıyorsun. Gel etme. Gücünü kaybettin, gücünü kaybettikçe itibar kontrolünü kaybediyorsun. İtibarını kaybediyorsun. İtibarını kaybedince de nezaketi kaybediyorsun. Geçen bak gelmiş geçmiş hepsine rahmet diliyorum. Hiçbir cumhurbaşkanı, hiçbir başbakan, hiçbir parti lideri senin kadar kaba ve yaralayıcı söz söylememiş. Söyleme, sen de söyleme. Siyaset bugün varsın, yarın yoksun. Hafızalarda ya bir Erdoğan vardı, şunu şunu yaptı diye kal. Sen şöyle kalacaksın. Ya bir Erdoğan vardı, 19 yıl bize masal anlattı. Bayrak dedi, vatan dedi, millet dedi, ezan dedi ahlak dedi, zengin oldu çekti gitti diyecekler. Bize hayal sattı diyecekler. Hayal sattı diyecekler. Millet ekmek der, sen başörtüsü dersin. Millet iş dersen Rabia yaparsın. Millet borç dersen terörist dersin. Millet soğuk dersen taciz dersin. Millet aşı dersen bölücü dersin. Milletin derdi başka, seninki başka. Yapma. Bak burada sana aslında bir yapıcı muhalefet sergiliyorum. Yanlış yoldasın, yanlış yapıyorsun. Eski azimli Erdoğan ol başım üstüne. Ama sen artık hırslı Erdoğan oldun. Hırs başta karar eleyince Erdoğan akıl baştan firar eyler. Devletin başında da akılsız birinin olmasını istemeyiz. Bu kadar basit. Şimdi Anayasa değişikliğini gündeme getirdi. Çok özür dilerim hemen toparlayalım. Anayasa değişikliğini gündeme getirdin. Çağrı yapıyorsun. Ben de sana bir, iki, üç, dört, beş madde çağrı yapacağım. Bir, önce anayasaya göre ettiğinin yeminin gereği olarak tarafsız ol. Bir kere tarafsız ol. Orta yerde bir anayasa var. İki, anayasa mahkemesi kararlarına uy ve saygılı ol. Üç, sistemi tahkim edecek hiçbir işin parçası olmayacağımızı, bu ucube sistemi tahkim edecek hiçbir işin parçası olmayacağımızı peşinen bil. Dört, güçlü parlamenter demokratik sisteme geçiş iraden varsa belki konuşuruz. Onu da belki diyorum. Niye diyorum? Doğrusunu söyleyeyim ben size? Belli sistem tıkandı. Ucube sisteme yama arıyor Erdoğan. Bu sistem yama tutmaz. Anayasa değişikliğiyle ucuba sistemine yama yapmayı düşünüyorsan o zor. Ben sana bir doğru söyleyeyim. Hepimiz çıkalım millete ne istediğimizi anlatalım. Anayasal olarak da anlatalım. Sandığı koyalım milletin önüne. Millet hangimizin arzu ettiği anayasaya daha yatkınsa ona göre bir meclis oluşturur ve yeni meclis oturur bir anayasa şekillendirir. Derdi ekonomi anayasa değil. Derdi ekonomik çöküşü gizlemek ama gizleyemezsin. Tabii anayasa tartışmaları Erdoğan'ın ekonomik çöküntüyü gizleme gayretine gerekli hizmeti yapmadı. Millet anayasa konuşmuyor, biz de konuşmuyoruz. Millet ekonomi konuşuyor. Pazardan çöpten toplanan yiyecekleri konuşuyor. Gece 12'de söndürülen doğalgaz kombisinin vanasını konuşuyor. Beyefendi aya 2023'te sert 2028'de yumuşak iniş yapacağını söyledi. Şimdi 18 yılda uzay ajansına 2 milyar harcanmış. 2021'de koyulan ödenek göstereyim size. Merkez Yönetim Bütçe Ödenekleri yıllara göre 2021, 2022, 2023. 2021'de 1.5 milyar koymuş. 2022'de 1.4 milyar koymuş harcayacağımız para. 2023'te 1.7 milyar koymuş. Yani üç, dört buçuk milyar para koymuş. Bakın 2021'e bin demiyorum değerli arkadaşlar. 21, 22, 23. Devletin belgesi bu. Koyulan para dört buçuk milyar. Bu parayla anca aya değil ama dört buçuk milyarla Everest'in tepesine çıkarsınız. Daha yukarı çıkamazsınız. Hani bir tür filminde vardı. Ağam bizle eğlenir. Erdoğan'ın ay hikayesi böyle bir hikayedir. AK Parti aya sert iniş yapamayacak ama AK Parti'nin sert inişini ay masalları da durduramayacak. Bunu da söylemek lazım değerli arkadaşlar. Ee, şimdi beyefendi tabii önce belediye başkanlarımıza bir çağrı yapmak istiyorum. Sevgili belediye başkanlarımız. Sizlerin başarılı çalışmaları beyefendiyi rahatsız ediyor. Beyefendi geriliyor. Beyefendi başarılarınız karşısında size olan husumetini her geçen gün arttırıyor. Yani biraz az çalışın diyeceğim onu da diyemem. Covid var. Çok başarılı işlerin altına imza atmayın desem olmaz. Beyefendi belli ki belediye başkanlarımıza takmış. Dün Bahçeli bugün de Recep Tayyip Erdoğan Belediye başkanlarımızı tehdit ediyor. Ve 1994'teki görüntüleri göstermek suretiyle grup toplantısında CHP'nin yerel yönetimlerdeki başarısını karalamak peşinde. Sen ne dersen de Erdoğan. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 11 büyük şehir, 10 il belediyemiz ve onlarca ilçe ve belde belediye başkanlarımız tarih yazıyor. Devletin yapamadığını yapıyor. Devletin vatandaşa gösteremediği şefkatli elini güler yüzünü gösteriyor. Kıt kaynaklarla az zamanda çok ve büyük işler yapıyorlar. Biz senden destekle beklemiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çöktüğün 4 milyonunu Ankara Büyükşehir Belediye Belediyesi'nin çöktüğün üç buçuk milyonunu serbest bırak da üç tane fakirin evine daha sıcak yemek girsin. Erdoğan Belediyelere diyor biz e, onay vermesek dış borçlanma yapamaz diyor. Onu da yapmasaydın bari. Sen onay vermiyorsun. Sen devletsin. Bu da benim belediyem diyorsun. Bu borçlanma iyi olur. Doğrudur diyorsun. Demeyecekmiş. Bir fıkrayla bitirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Sorular varsa alacağım. Eskiden şimdi askerde biz eskiden askerde sopa yedik. Askerde sopa vardı. Şimdi yok çok şükür güzel. E, komutan askeri çağırmış. Askeri çağırmış. İki komutan oturuyorlar çağırmışlar. Oğlum gel bakayım. Emret komutan. Oğlum seni hücreye atarım. Atarsın komutan demiş. Oğlum seni falaka'ya yatırırım. Yatırırsın komutan demiş. Demiş ki en son komutan. Oğlum senin tayınını keserim demiş. Tayın. Asker ne deseyi biliyor musunuz? Aha onu da yapamazsın demiş. Evet çok teşekkürler. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Kişisel olarak ben buna inanmıyorum. Everest'in tepesine birini gönderirse ona inanırım. Dört milyar lancı o kadar iş olur da. Eğer Ay'a biri gönderilecekse herhalde e, bir Türkiye'de bir anket yapalım. o Anketten kim çıkarsa onu gösterelim. Ay'a gönderelim. Benim adayım damat. Benim adayım damat. Evet. E, efendim? Yahu bir e, hani şöyle söyleyeyim. Doğmamış çocuğa don biçme derler. Yani çocuk yok ortadaki isim önerelim. Yani çocuk yok. Doğmamış yok. Ana rahminde de yok. Çocuk yok. Danışmanım not gönderiyor. Abbas diyelim diyor. Ee, Abbas'a saygısızlık olur. <laughs> evet. Evet. İsim önerimiz olmaz çünkü bu ay meselesi bütçeyi koydum ortaya. Belgesinde gösterdim. Milletin aklıyla alay etmekten başka bir şey değil. Dört milyar aya mı gidilir ya? Dört milyar aya mı gidilir ya? Ayıptır ya. Bu milletin aklıyla haliyle dalga geçmek Erdoğan'ın son zamanlarda çok en çok sevdiği iş haline geldi. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, pardon. Efendim. Eee az önce kendisiyle görüştüm Sayın Enis Berberoğlu'yla e, Berberoğlu'yla Meclis Başkanlığı'na eee 14 ağır cezadan bir yazı bekliyoruz. 14 ağır cezanın hem Adalet Bakanlığı'na eee UYAP üzerinden kararı gönderdiğini biliyoruz. Adalet Bakanlığı bunu Cumhurbaşkanlığı prensipler e, da, dairesine, personel ve prensipler dairesine gönderecek. Orası bir fezlek olarak Cumhurbaşkanlığı personel prensipler dairesi meclise gönderecek. E, ayrıca e, mahkeme meclise de bir e, karar örneğini yolladı diye biliyoruz. Fakat ne hikmetse PTT bu ara ne satıyordu PTT? Zeytinyağı mı? Zeytinyağı, ayçiçek yağı sattığı için bu <laughs> evraklar geç geliyor. Enis Berberoğlu kararı an itibariyle yarım saat öncesi itibariyle meclise gelmiş değildi. Sayın Meclis Başkanı ile de bugün bir telefon görüşmesi yaptım. Ee, gelir gelmez genel Kurulda okunacak ve milletvekilimiz görevinin başına dönecek. Tamam mıyız arkadaşlar? Biraz uzun tuttuysak özür diliyoruz. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim.